Herkese merhabalar. Enerji dönüşümleri ve çevre konusuyla beraberiz. Sonuç ediyorum. 7'den 8 hazırlık kampımız nasıl gidiyor? Hocam çok çalışıyoruz ya. Yazdan başladık. Harikasın, süpersin. Şimdi senle beraber programımıza uygun bir şekilde gün gün ilerlemeye devam ediyoruz Tonguç Gerçekten de sonuna geldik bu işin. Artık 7'den 8'e hazırlık kampımızda çok sona geldi ve şimdi senle beraber fen konularının sondan ikincisindeyiz Tonguç Bunu yaptıktan sonra fende sadece bir konumuz kalacak ve gerçekten de bu konu 8'de bizim başımıza çorap örecek. Neden çorap örecek? Neden Çünkü LGS'de neredeyse 3-4 tane soru geliyor bu konuda. Bu sene de gelmiş Ener miydi hocam? Tabii ki gelmesi Onu bak Sayısal 2024'e baktığımız zaman Tomuç'um enerji ve çevre bilimleri, enerji e, dönüşümleri ve çevre konusundan hatta sana birkaç tane göstereyim mesela bak bu bir enerji e, dönüşümleri yani besin zinciri sorusu. Bunun gibi birçok soru var ve mesela sarı renkli ışık ve benzeri fotosentez bu da aynı şekilde. Yani dolayısıyla gerçekten önemli bir konu ve burada besin zinciri ve enerji akışını öğreneceğiz. Enerji dönüşümleri, fotosentez, solunum ve benzeri bunları öğreneceğiz 8. sınıfta. Madde döngüleri ve çevre sorunlarına bakacağız. İşte karbon döngüsü, azot döngüsü ve benzeri sürdürülebilir kalkınmaya bakacağız. Şimdi biz bunların temellerini attık mı toncuğdan önce. Atmışızdır kesin. Nerede attık biliyor musun? 5'te ve 7'de attık. 5. sınıfta biz canlılar dünyasına bakış atmıştık. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar şeklinde canlıları gruplandırmıştık tabii birçok daha fazla grup var tabii ki. İnsan ve çevre ilişkisine bakmıştık. Biyoçeşitlilik ve insan ve çevre ilişkisini daha detaylı incelemiştik ve 7. sınıfta da hücre ve bölünmeler konusuna bakmıştık. Hücrenin ve organellerinin yapısını incelemiştik ve saf madde ve karışımlar evsel atıklar, geri dönüşüm konusuyla sürdürülebilir kalkınmaya bir göz kırpmıştık Tonguç'um. Dolayısıyla şimdi seninle beraber bu sekizde yaptıklarımızın temellerini bir tekrar etmeye var mısın? Varım hocam. Bu arada şöyle bir şey de hatırlatmak istiyorum sana. Bunu da göstermek istiyorum sana Tonguç'um. Ödevden önce. Aslında bu kare kodu okutarak Tonguç'um bizim buradaki programımızın hepsine biliyorsun zaten birçok defa söyledik ama bu programımızın hepsini cep telefonuna tak diye indirebiliyorsun. Onu da söylemek istiyorum. Ve buradaki QR kodu okutarak ve hemen sana devam ediyorum. Şimdi ödevini vermek istiyorum evladım benim. Biliyorsun kampımız boyunca zaten takip ettiğimizi. 7'den 8'e hazırlık setimizi ve sıfırdan 8'e hazırlık setimizin günü gel gelmeye başladı bu arada. Yani bundan sonra yani bu setimiz bittikten sonra sıfırdan 8'e hazırlık setimize geçeceğiz ve gerçekten de 8. sınıfın konularına giriş yapacağız. Dolayısıyla 7'den 8'e hazırlık setimizde eski konuları tarıyorduk. Hemen sana ödevini vereyim. Buradan fazla uzatmayayım. Fen'de 1-8 arasını çözmeni istiyorum 7'den sekiz hazırlık kitabımızdan. Gösteriyorum ödevini. Sen yeşil evet, hocam. Evet evet yeşil fene gidiyoruz ve burada da Tonguç evladım benim hemen e, kuvvet. Muvveti, muvveti geçiyoruz. Ha işte burada. Sayfa 212'den başlıyoruz evladım benim. Test 1, test 2, hepsi yatay, yeni nesil sorular bu arada. Test 3, test 4, test 5, insan ve çevre ilişkisi, yeni bir yenilemez enerji kaynakları. Bak bunu ne yapıyoruz? Bak 6. sınıf tekrarı, 5. sınıf tekrarı, 7. sınıf tekrarı. Hepsini, LGS'ye süper hazırlık yapıyoruz. Aynen süpersin. Hepsini tekrar ederek gerçekten de konuların hepsini bitirmiş oluyoruz. 8 tane testimiz var evladım benim burada. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Evet hoş geldin Tonguç Eren Bey'im tekrar dersimizi ediyoruz ve canlılar dünyasına ile Bir kere Tonguç Eren Bey mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak dört gruba ayırıyoruz. İnsanlar yok mu hocam? İnsanlar Tonguç Eren Bey'im hayvanlarda memelilerin altında bulunan bir grup ama tabii insanları biz ayırıyoruz ama burada canlıları biz dört ana gruba ayırıyoruz. Mikroskobik canlılar dediğimiz şeyler nedir biliyor musun? Gözle görülemeyecek kadar, gözle görülemeyecek yani mikroskop altında görülebilecek mikroskop nedir biliyor musun? Mikroskop gökyüzündeki yıldızları gözlemlediğimiz mükemmel bir cihazdır. Hayır tazdır. o teleskop. Şöyle bir mikroskop aleti var. Şöyle buradan ayarlar falan filan var. Ondan sonra şöyle bir e, şey var. Buraya bir lamel koyuyorsun ve burada bir tane tablası var. Bu e, tablasının üzerinde şöyle bir bağlantı yerleri falan filan var ve böyle bir alet. Tamam sen buradan gözünle bakıyorsun Tonguç Buradan gözünle bakıyorsun ve ne görüyorsun biliyor musun? Burada minnacık bir bakteri olsun. Bu bakteriyi buradaki mercek, buradaki mercek, buradaki mercek, buradaki mercek, buradaki mercek sayesinde eşek kadar görüyorsun ve bakteri şöyle geliyor sana. Bak şöyle. Aynen bunun gibi bak. Şöyle şöyle kılları var. Bunlara sil, sil diyoruz. ya Kamçı. Ondan sonra bir tane kamçısı var böyle. Ondan sonra işte içinde e, bazı işte DNA'ları var falan filan. Ya böyle bir görüyorsun. Dolayısıyla inanılmaz detaylı gör, görülmeler mikroskop sayısı yapıyor. Dolayısıyla biz bunu bu canlıyı mesela vücudumuzun üzerinde çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun vücudumuzun de. üzerinde kendi vücudumuzdaki hücre sayısından daha fazla bakteri olduğunu biliyor musun? Aa. İnanılmaz bir bilgi. Ben bunu gördüğümde hemen elimi yıkamaya gitmiştim. Ama ne kadar en yıkasan da yıka vücudunun her yerinde inanılmaz çok bakteri var ve bakteriler bu arada zararlı demek değil. Her zaman bakteri zararlı değildir. Yani yararlı bakteriler de var, zararlı bakteriler de var. Zararlı bakteriler e, virüsleri taşıyıcı olduğu için virüsleri taşıdıkları için aslında zararlı bakteri. Mesela Covid-19 diye bir virüs vardı hatırlıyor musun? Nalet olasıca. Hatırlamak Bizim, bile istemiyorum. Dünyayı birbirine e, kattı. Bu Covid-19 Bak, virüsü aslında bu bir virüs. Bu virüs bakteriler üzerine taşınır. E, işte insanlar elini yıkamadığı için bir yerden bir yere geçebildiği için aslında orada çok tehlikeliydi. İşte bakteriler mikroskobik canlıların en güzel örneklerinden bir tanesi. Bir de tamucam ve mantarlar var. Mantarları görmüşsünüz, şöyle, değil mi? Evet hocam. Ama bunun dışında mantar gördün mü? Ee, var zehirli mantarlar. Çok enteresan. Ekmek e, beklediği zaman ne olur? Küf. Küflenir. İşte. Mantarlarda küf mantarı diye bir çeşit var. Aa. Veya Tonguç Eren Bey'im e, ayaklarda böyle mantar çıkar. Ne oldu? Mantar hastası oldum değil mi? Ayak i̇şte, mantarı. Ayak, burada parazit mantar. Ayak bak, mantarı yenmez bak. biliyorum. Ay, saç... Ey, o evladım. Zehirli mantara giriyor çünkü. Evladım. Lezzetli Midem kalktı. Dersi bırakmak zorundayım kusura bakmayın. Hocam ne? arkadaşlardan bazıları... Engin parazit. Böyle değişik yorumlar yazmış. Ondan sonra de, küf mantarı. Ondan sonra işte burada gördüğün gibi şapkalı yoğurtların gibi. üzerindeki küf Aynen. süper zekisin inanılmaz bir zeka sert. Ben her sefer roquefort Rock <laughs> peyniri yalan. <yiyorum> <laughs> <laughs> Evladım Fransız mısın? Bitkilerde de mesela çok enteresan Tomuş Bazı bitkilerde çiçek var, bazı bitkilerde çiçek yok. Hayvanlarda da mesela bazı hayvanlarda meme var, bazı hayvanlarda meme meme yok. Dolayısıyla memeli hayvanlar diyoruz çocuklarını baktıkları için, doğurdukları için. Ama bazı hayvanlar ne yapıyor sonuç Şerif? Yumurtluyor mesela. Yumurtluyor ve yeni bir yavru doğuruyor gibi farklı farklı çeşit var diyoruz. Hemen mikroskobik canlılara bakalım sana bebe. Bakalım hocam. Bir, e, bir kere mikroskobik canlıların bir kere Tonguç Erhan bir faydaları olabiliyor bazen zararları olabiliyor. Demin de sana anlattığım gibi. Mesela amip Tonguç Erhan Bey. Amip e, veya paramesyum veya öblena dediğimiz tek hücreli canlılar bunlar aslında. Tek hücreli canlılar ve bunları mikroskobik canlılar diyoruz. Bunlar tek hücreler şeklinde yaşıyorlar ve şunu da söylemek istiyorum. Bunlar genellikle tatlı sularda yaşayan canlılar ve çok enteresan Tonguç Erhan Bey'im. Bu canlı mesela bazen amipli dizanteri denilen bir hastalığa yol açıyor. Yok artık. Hayır, Nur Develi demiş ki mantar yemeyeceğim. Hayır evladım ye mantar faydalı ama kültür mantarı. Yani e, mantar çok pro mantarmış. proteinleri bu arada protein açısından çok zengin bir besin. Bunu da söylemek istiyorum. Ama kültür mantarı yemek lazım. Böyle sokakta bulduğun bilme asla hiç dokunmamak lazım. Şimdi amip dediğimiz şey Tongçeren benim e veya paramesyum veya amepnez hastalık yapabiliyor. Veya işte paramesyum hastalık yapabiliyor. Bunların mesela bakteriler de hastalık yapabiliyor değil mi? Tom evet hocam. Ama birçok yararı da var. Mesela vücudumuzda bağırsaklarımızda K, K vitamini üreten bakteriler var. Bunlar olmasa K vitamini üretemiyoruz. Ve K vitamini ihtiyacımız doğuyor. Dolayısıyla vücudumuzdaki bu bakteriler sayesinde biz vitamin üretebiliyoruz. Yani acayip faydalı olanları da var. Veya işte e, bütün her tarafını ellerin temizlesen bütün işte proteks bilmem ne hiçbir şey kalmasa yüzde doksan dokuz. Zararlı biliyor musun? Ya, tamamen böyle tamamen bakterilerden kurtulmak da mesela antibiyotik kullandığı zaman bakteriler ölüyor vücudunda Aa. ve senin zayıf bırakıyor. Aslında bakterilerin de sana katkısı ve zararı olabiliyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi mantarlara baktığımız zaman Tonguç'um küf mantarı. Bak limon küflenmiş görüyor musun? Aa. Veya ne küflenir? Ekmek küflenir değil mi? Ekmek Başka küflenir. ne küflenir? Ekmek küflenir. Harika ötesin gerçekten de. Olağanüstü. Yok <laughs> buradan e, şey yaparsak ee, daha sorulardan daha rahat oluyor. Küf mantarı. Aynı zamanda maya mantarı dediğimiz bir mantar çeşidi var. Peynir. Bak burada da gözüktüğü gibi. Peynirin üretilmesinde maya mantarı e, görev oluyor. Ve gerçekten de e, peynirin mayalanmasını, sütün mayalanmasını sağlayan maya mantarıdır diyebiliriz. Veya bunun gibi birçok şey söylüyor. Mesela yiyeceklerin küflenmesini, e, ölü hayvan atıklarının e, mesela ayrıştırılmasını ve benzeri bunların hepsi mikroskobik canlılar yapıyor bu arada. Bu arada küf mantarı ve maya mantarı burada görülür hale geliyor ama bunlar da aslında mikroskop altında gözükebiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Maya mantarları özellikle. Bir de sonuç şapkalı mantar. Bunu görebiliyorsun değil mi? Evet hocam şapkalı. Ee, işte Şapkasız çıkmam abi. Kültür mantarı işte biz bunu yiyoruz ve benzeri. Aynı zamanda e, burada dikkat hastalık yapan bir mantar var. Biz bunları ne diyor Tomuç biliyor musun? Parazit diyoruz. Sen ne parazit bir adamsın derler yani ya evet, mesela. Evet İşte bu parazit demek hastalık yapan demek aslında. Bunlar acayip önemli. Dolayısıyla Dolayısıyla e, hastalık yapan mantar, e, küf mantarı, maya mantarı, şapkalı mantar bunlar... Salçanın bir... üzerinde bazen beyaz beyaz bir şey oluşuyor. O da mı mantar hocam? Evet salçanın üzerinde evet. Bu da küf zaten aslında. He. Salça kırmızı olduğu için beyaz şeyleri görebiliyorsun sen. Diğer küfleri göremiyorsun. Bravo diyorum sana. 7'den 8'e yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 8'e hazırlık setini al. Ücretsiz yaz kampına katıl. 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana Leges LGS dershanesinde yüzde 40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti Mağaza.com ve tüm kitapçılarda. Peki geldik bir de bitkilere Tonguç Erme. Bitkilerde de e, aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Bazı bitkiler çiçeksiz, bazı bitkiler çiçekli. Bunlardan bazı örnekler bizim için çok değerli. Çiçeksiz bitkilerde ürem, bak bitkilerin üreme organı nedir? Bitkilerin üreme organı e, çok ayıp. Bilmiyorum nedir hocam? Hayır o saçma ol. Ha çiçek. Bitkilerin üreme organı çiçektir. Hani o güzel gözüken ve bitkinin en böyle çekici olan kısmı neden? Çünkü arılar gider ona konarlar ve sonrasında arılar diğer bitkilerle şey yaparlar. Polen taşı. Bitkilere polen taşıyarak birbirlerini çiftleştirir aslında. Yani bitkiler birbirleriyle kalkıp da hadi böyle hadi biz gel evlenelim aynı eve taşınalım böyle bir şey yapabilirler mı? Diyemezler. İşte o yüzden kendi yerlerinde kökleri toprağa dayalı bir şekilde dururken diğer iki kilometre ötedeki e, çiçekle veya bitkile nasıl e, bunlar evlenecekler düğün yapamazlar bir aracı lazım. Aa arılar. Aracı arı arı ha gerçekten. Vız 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 vız, vız. arı Vız vız. vız. E, Pardon tam tersi. Ha nasıldı ya Ağrı vız, vız vız vız. Ağrı vız vız vız. 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 Gerçekten de. E, evet böyle koskocaman poposu var onun da. Böyle üç tane bölme. Arılar o zaman aracılık e, yapıyor. Evet. Yani. Arılar böyle 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 böyle. Aracılık yapıyor. İğnesi de var böyle. Ne yapıyor aslında? Geliyor. Buna konuyor. Buradaki poleni poposuna yapıştırıyor. Poposundaki bu polenler buraya kadar geliyor. Buraya konunca buradan poposundan buna geçiyor. Ha. O zaman ne oluyor? Bu ikisi aile olmuş oluyor artık. Bunlar birbirleriyle artık evlenmiş oluyorlar ve sonrasında çocukları oluyor. Çocuklar nedir aslında? Çocuklar eee... Tohumlardır. Tohumlar. tohumlar. büyüyor. Tohumlar fidana, fidanlar, fidanlar ağaca, ağaçlar, ağaçlar ormana dönmeliyorlar. Harikasın gerçekten. Çok güzel şarkılar da bunlar. Çok severim ben bunları. Çocukluğumun şarkıları. Çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler diye ikiye ayırıyoruz bitkileri. İşte bazı bitkilerde üreme organı çiçekte olmuyor evladım benim. Bunlar hemen sana bazı örnekler yazıyorum. Bak eğrelti otu. Eğrelti otu bunların en önemlilerinden bir tanesi. Kara yosunu. Kara yosunu. Bunlar çok 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 önemli. Aynı zamanda ciğer otu. Mesela bak böyle bir ot gibi bunlar zaten ya. Ot. Bak yosun, ot. Bunlar görünce zaten direkt çiçekli yok bunlar. Arkadaşlar. Bana ot annem ot, bunlar. ot musun oğlum sen diyorsun. Aynen mesela çimlerde ot var mı? Yok arkadaşım ya yani yok. Ama çiçekli bitkilere baktığımız zaman Tonguç Eren Bey'im... Ee, ...burada dikkat edelim... ...üreme, Terleme ve boşaltım, besin üretme, çiçek ve tohum bunların hepsi bunlar gözüküyor. Burada üremede eşeyli üreme gözüküyor. Tomuşa. Ne demek eşeyli üreme? Erkek ve dişi var. Aa. Yani e, burada işte organın zaten olmasının sebebi bu. Ve çiçek üreme organı dedik. Ne, ne yapıyor çiçekli bitkiler? Dikkat et. Çiçek var, gövde var, yapraklar var. Yapraklar nedir biliyor musun? Yapraklar. Yaprak bir bitkinin her şeyidir. Yaprak bir bitkinin... Annesidir. Akciğeridir, Akciğer. akciğeridir. Yani bizim akciğerimiz olsa ne yaparız? Mortanzi, çitranze. Neden? Çünkü hiçbir şekilde nefes alamayız. Bitkilerin nefes alma, terleme, boşaltım bunların her birisini yaprak sayesinde yapıyor ve en önemlisi tomurcuklanan bir fotosentez yapıyor ki sekizinci sınıfta öğreneceğimiz asıl bilgi bu fotosentez nasıl olur? Nasıl olur? Güneş sayesinde olur. Güneş buradan getirir be, be, enerjisini hangi enerjiyi? ...güneş enerjisini, ışık enerjisini verir... ...ve bu arkadaş ne üretir Tonguç Eren Bey? Besin üretir. Ve biz bunu ne yaparız? Cumburlop mideye aktarırız değil mi? Cumburlop yeriz bunu... ...sonrasında besleniriz. İşte bu aslında... E, ...köklerden gelen su sayesinde... ...gövdenin onu taşıması... ...ve yaprağın oksijen alışverişi... ...karbondioksit alışverişi sayesinde oluşuyor diyoruz. Besin üretme yapraklarda oluyor. Çiçek ve tohumda zaten... ...bitkinin üreme sonucunda ortaya çıkardığı şeyler. Tohum aslında... ...canlının canlıların en küçük hali Yani çeksiz bitkilerde aslında eşeysiz üreme yapıyor ve bu eşeysiz üreme de aslında bizim için e, nedir? E, hani sporlu üreme gibi farklı yöntemler onları sonra öğreneceğiz. Buradaki bitkiler tomurcuklanma hep eşeyli üreme yapıyor ama aynı zamanda bazı türlerde eşeysiz üreme de yapabiliyor. İlla hepsi eşeyli üreme yapıyor değil ama çiçek olunca eşeyli üreme yapıyor diyebiliriz diyoruz. Ve geldik hadi bakalım sen artık biyoçeşitliliğe. Şimdi bir kere Tonguç Ermen'e biyoçeşitlilik konusunu görmüştük ve burada da dikkat edelim ee, nesli tükenme tehlikesi altında olan... Bir kere biyoçeşitlilik demek. Biyo... Biyoloji demek. Hayır canlı demek. Canlı. E, biyoloji canlı birimi demek zaten. Ha. Çeşitlilik de canlı çeşitliliği demek. Dünya üzerinde inanılmaz farklı canlı yok mu? Var. Böcekler zaten acayip çeşitli, farklı farklı böyle böcekler var, farklı farklı hayvanlar. Yazın sivrisinekleri hiç sevmiyorum, e gelip sokuyorum. Bu güzel bir şey mi, kötü bir şey mi? Canlı çeşitli olması evet. mı? Bence harika bir Çok şey. Çok güzel, pandaları görüyoruz, sevimli işte bilmem, ee, orangutanı Panda. görüyoruz. Hemen oran. Wow, wow, wow. Harika, hemen bir tane inek. İnek sesi yapayım hocam. Harikasın harikasın. Ama sen de böyle canlı istiyorum ben. Yine hmm. i̇çten bak bu içten de içten. Organik harik. inek istedim. Organik inek istiyorum harikasın. Şimdi nesli tükenme tehlikesinde olan canlılar var. Mesela ineğin nesli tükenme tehlikesinde mi? Hayır. Hayır değil. Ama mesela. Ama kuram aramında kestiler. Ay yok kuram aramında kestiler. Mesela kareta kareta kaplumbağalarımız ülkemizde çoğunlukla var değil mi? Hani böyle... Hocam burası karete karete yurtlama alanı. Lütfen biraz daha uzağa gider misin? Aynen işte bak bu mesela bunu biz koruyoruz değil mi? İşte korumamızın sebebi de bunlar nesil tükenme tehlikesi altında olan. Veya mamut da olmuş mamut. Mamut hiç görmedim. Göremezsin çünkü nesli tükenmiş canlılar. Ay. Bazı canlılar nesli tükenmiş. Mesela işte Anadolu kaplarını bir tükenmiş zannediyorduk. Hızlı çıtalar. Geçen gördüler. Aa. Anadolu parsı gördüler Özlem. Anadolu parsı gördüler. Yani avcı meden... vurmuştur kesin. Avcı vurmuyor <laughs> yani. Neredeyse indiriyormuş. Allah'ım ya gerçekten de. <laughs> Niye böyleyiz hocam? Neden? Neden evet. avcılar hayvanları öldürünce keyif alıyorlar? Bu çok garip değil mi? Evet gerçekten <laughs> de inanılmaz insanlarız ee, diyoruz. Dolayısıyla şimdi burada biyoçeşitliliğin can e, içinde bulunduğu yapıya ne diyoruz hocam Bey'im? Ekosistem diyoruz. Biz Dünya ekosistemin içerisinde yaşıyoruz ama bunun için bi, dünya biyosferinin içerisinde yaşıyoruz ve biyosferin içerisinde yani buna hepsine biyosfer diyoruz. Bios, ekosistemler var. Mesela çöl ekosistemi var. Aynı zamanda göl ekosistemi var. Aynı zamanda kutup ekosistemi. kutup ekosistemindeki en popüler canlı hangisidir? Kutup ayısı. Geçen çölde karşılaşmıştım. Harika ama çöl ekosistemi nasıl karşılaşacaksın? Ben de anlamadım. Çok şanslısın <laughs> ya. Sen çok şanslısın gerçekten de. Tebrik ediyorum Dolayısıyla ekosistemler farklı farklı olabiliyor. Ve bunun içerisindeki tür sayısı, canlı sayısı birbirinden farklı olabiliyor. Ama mesela kutup ekosistemindeki kutup ayısını... çölde görebilir misin? Çok büyük talihsizlik. <laughs> ya hocam göremezsin. Hocam. Dolayısıyla yani farklı ekosistemde farklı canlılar yaşayabiliyor. Onu söylemek istiyorum. Geldik insan ve çevre. Kısma olmuş Ermeni. Şimdi bir kere insan çevreyi... En büyük düşmanı. Evet gerçekten. İnsan hayvanların çevrenin en büyük düşmanlarından bir tanesi ve mahvediyoruz. Yani şuraya bakar mısın? İnsan değiliz hocam. Çok güzel bir... Ta, bu da bebeği çizmişler. En bebeğin, son bebek kalmış. Bebeğin yani. gü, günahı yok canım. Bebek de yiyor ya o yüzden. Şimdi dolayısıyla bak insan gerçekten çevre, çevreyi kirletirken toprağı kirletiyor. Toprağı kirletince ne yapmış oluyor biliyor musun? Kendi bacağımıza sıkmış oluyoruz. Neden Tonguç Eren biliyor musun? Çünkü biz de topraktan geliyoruz. Çünkü yemeklerimiz topraktan Aa. geliyor. Ekmek ya ekmek. Her gün yediğimiz ekmek. Topraktan büyümüyor mu? Buğday Aa, taneleri. Doğru. Veya işte çok güzel yediğimiz elma. Çok güzel yediğimiz. Ben argot. her gün iki tane salatalık yiyorum hocam. Muz. Bunların hepsi topraktan gelmiyor mu aslında? Toprağı kirleterek ki bunu yaparken kimyasal maddeler döküyoruz toprağa. Toprağa asit yağmurları oluyor. Fabrikaların bacalarından çıkan zararlı gazlar. Hava kirliliği uçuyor. Hava kirliliği. Dolaylı yoldan asit yağmurlarına yol açıyor ve toprağı mahvediyor. Yani inanılmaz farklı şeyler yapıyoruz. Gerçekten çok kötü şeyler yapıyoruz aslında. Toprağa e, nükleer atıklar bırakıyoruz. Bir sürü pislik yapıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Toprak kirleniyor. Besin almamız engelleniyor. Ta sağlam ta sağlıklı besin almamız. Ve toprağı verimsiz hale getiriyoruz. Su kirliliği ne yapıyoruz sonuçum? Fabrika atıklarını atıyoruz. Aynı zamanda işte ne bileyim e, suya işte kanalizasyonları döküyoruz. Filtremeden bir sürü atık döküyoruz. Yağlı... Benim arkadaşım geçen havuza işledi hocam. O da su kirliliğine girer mi? Mesela var ya bak yağ var ya yağ normal hani fritözde yaptığımız yağ falan evet. filan böyle patates kızartması yapıyoruz onun bir damlası 100 metrekare toprağı mahvediyor Aa inanılmaz verimsiz hale gidiyor. O yüzden yağları geri dönüşüme vermemiz gerekiyor. Yani yağları yağ toplayan insanlara vermemiz gerekiyor. Hani onların belli özel yerlere dökmemiz gerekiyor. Lavaboya asla dökmemiz gerekiyor. Suyu mahvediyor aynı şekilde bu yağ. Aynı zamanda işte hava kirliliği en tehlikelisi. Akciğerlerimize her saniye nefes almıyor muyuz biz? Evet hocam. Niye akciğer kanseri vakaları sürekli artıyor? Çünkü Tomuş Aramayım havayı mahvediyoruz. Şehirlerde özellikle hava rezalet. Bir sürü ne var? Araba var. Bir sürü ne var? ...fabrika var... ...bir sürü evin ısınması için... E, ...binalardan e, şey yakmıyorlar mı? Aynen bir sürü baca var... Yani ...evler ısınırken bilmem ne... ...o yüzden iyi ki doğalgaza geçtik... ...eskiden kömür yakılıyordu... ...daha kötüsü olamaz... ...zaten şimdi hala kömür yakılıyor... Pekin'de güneşi göremiyorlar adam. Pekin'de güneş görünmüyor. O yüzden ne yapmışlar? LCD ekranlar yapmışlar. Güneşin doğuşunu LCD ekranlar izliyorlar. Yazık Bu ya. kadar rezalet olmuşlar. Çünkü kömür yakıyorlar. O kadar insanları uyarmasına rağmen. Ama işte dünyanın hepsi genelde kirleniyor. Global, global warming dedikleri küresel ısınma oluşuyor aslında. Ve hava kirliliği de mahvediyor. O yüzden fabrikalara ne yapmamız gerekiyor? Kapatmalıyız sadece. Hayır saçmalamayız. Filtre takmamız gerekiyor. Bacalarına filtre takmamız gerekiyor. Ses kirliliği Tonguç abi. Şu anda mesela ses kirliliği bizim stüdyomuzda yok. Çünkü kaliteli bir yalıtım sistemi evet, var. Evet yalıtım ama do dışarıya çıksan, bir E5'in <laughs> kenarına gitsen, bir Tem'in kenarına gitsen perişan olursun. Yani şey yapamazsın ya 10 dakika duramazsın yani hani Ankaralılar bazen şey yapıyorlar ya şeyin otobanın kenarında böyle ha, müzik keyfi o başka müzik o, keyfi yapıyorlar ama. ya hayranım onlara gerçekten yani. hocam benim <laughs> bir şey arkadaşımın abisi var Şahinleri var hocam. İçine arabanın üç katı büyüklüğünde hoparlör taktılar. Harika. çok Böylece mantıklı. seçimlerde partilere destek <laughs> çalışıyorlar hocam. Gerçekten harika. Ankara'lı arkadaşlarımı tebrik ediyorum ama ses kirliliği otobanın kenarında çok fazla yeni arkadaşlara da dikkat edin diyoruz ve e, sakın Çinçin'e gitmeyin. <laughs> hocam ışık kirliliğine baktığımız zaman. <laughs> Işık kirliliği ne demek hocam? Işık kirliliği de inanılmaz e, e, bizim aslında gözden kaçırdığımız ama şehirlerde e, yıldızları göremezsin. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Evet geldik şimdi seninle beraber yıkıcı doğal olaylarına. Birazcık üzücü bir konu ama ülkemizin gerçeği. Hatta biz bununla alakalı depremden sonra, Kahramanmaraş depreminden sonra büyük bir hareket başlattık. Dedik ki deprem bilinçlendirmesi yapacağız. Akuttan insanlar geldi. İşte e, bilgilendirmeler yaptılar. E, de, binalarımızda su güçlendirdik, Onlarla ilgili çalıştık. Ve bunlarla ilgili bilgilendirici videolar yaptık. Lütfen onları izle Ülkemizin gerçeği deprem. Ülkemiz fay hatları üzerinde bulunan mülk. Yani ülkemizi şöyle çizersek bir sürü fay hatı var. Şurada bir fay hattı var. Şurada bir fay hattı var. Şurada bir fay hattı var. Dolayısıyla bak ...üç tane çok büyük fayatlı... ...üzerinde bulunan bir ülkedeyiz... ...ve bu fayatları Tomuş Evren Bey, ...Kuzey Anadolu fayatlı falan İstanbul'un üzerinden geçiyor... ...Allah korusun işte burada... ...kırılan fayatlı diğeri de aslında ve... ...Kahramanmaraş, Hatay, Matay bunların hepsini... ...biliyorsunuz Allah korusun... ...yerle bir etti ve... ...inşallah toparlanmaya çalışıyoruz ama... ...biz ilk başta eğitim almamız... ...gerekiyor. Toparlanmak veya işte... ...şimdi toparlandık diyelim... ...eğitim alamazsak ne oluyor? Tekrar aynı şeyler... ...başımıza girebilir. O yüzden... Binalarımızı sağlam yapacağız. Binalarımızı fayatlarının bulunduğu yerlerden uzak yerlere yapacağız. Ve deprem aslında yer altındaki kayaçların e, dünya üzerindeki dünya aslında şöyle bir şey Tomuş Aram'ın. Dünyanın bir kabuğu var. Aynı portakal gibi. Bu kabuğun aslında üzerinde levhalar var. Hani mesela annem babam portakalı keser böyle böyle çizikler atar da sen buradan... Portakal. E, e orada kal. Bunu böyle açarsın ya portakalı. Evet. Şuradan bir çizik atar bıçakla. Ondan sonra böyle yavaş yavaş soyarsın. İşte bu bu aslında bir kabuk, bir levha gibi düşün ve bu levhalar hareket ediyor. Bu levhalar durmuyor çünkü içinde sıvı var dünyanın. Yani resmen portakal gibi sıvı bir yapı. Dolayısıyla bu hareket edince levhalar Buradaki kayaçlar kırılınca sarsıntılar oluyor. İşte depremde bir sürü evde o yüzden S dalgaları, P dalgaları denilen özel dalgalar yüzünden ne yazık ki perişan oluyor. Yüksek apartmanlar yapmamak lazım. İşte aynı zamanda e, deprem o bölgesi olan yerleri yapmamak lazım ve benzeri. Bunlar tabi hani doğanın bizi cezalandırması değil bizim kendi kendimizi cezalandırmamız ne yazık ki. Çünkü doğa bize uyarıyor. Yani her şey belli kardeşim. Fuyat fayattı burada bilmem ne. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor deprem ülkesiyiz. Sellere baktığımız zaman yine geçen sel oldu Bartın'da değil mi? Evet hocam. Bir ya. sürü e, yollar taştı bilmem ne oldu yollar kalktı falan. Gerçekten de sellerle de boğuşuyoruz. Aşırı yağmurdan yağışlardan dolayı oluşan ve kontrol edilemez su akıntıları aynı zamanda heyelan dediğimiz toprak kayması sonuçları Erhan Toprak bir yerden bir yere yağmurun etkisiyle veya işte kendi kendine oradaki ağaç burada mesela heyelanlara ölmek için taraçalama yapılıyor ve ağaçlandırma Ağaçların kökleri çünkü resmen toprağı böyle tutuyor, yapışıyor. Hortuma baktığımız zaman aslında fırtına yani Tilistir. kasırga gibi düşün. Kasırganın böyle kendi ekseninin etrafına dönen haline hortum diyoruz sonuçta. Türkiye'de ben... çok etkili hortum oluyor mu hocam? E, hayır olmuyor. Türkiye'de çok nadir. Kasırga da bile olmuyor çünkü genellikle okyanus çevresinde kasırgalar oluyor. Türkiye'de bu üçü efsane oluyor. Bunu söylemek istiyorum. Volkanik patlama da olmuyor bize e, çok şükür ve volkanik patlamada mesela işte bazı e, şeylerde ada ülkelerinde olabiliyor işte Endonezya'da olmuştu. İşte İzlanda'da olmuştu. Hatta İzlanda'da volkanik patlama olduğunu biliyorsunuz. Uçuşlar dünyadaki dünyanın Aa. üzerindeki uçuşlar o kül bulutundan da iptal oldu. Yani acayip büyük olaylar olabiliyor. Zaten insanlığın doğuşu yani e, insanlık derken pardon, dünyanın doğuşu. Dünya işte e, 15 milyar yıl önce ee, Siz o zaman Pardon, 5 milyar yıl önce doğdu ve bunu yaparken Tonguç Ermenim dünyanın üzerine su yoktu. Volkanik patlamalar yüzünden sular oluştu, atmosfer oluştu. Aslında bu da e, ilk başta faydalı ama şimdi de birazcık e, tehlikeli olabiliyor diyoruz. Ve geldik Tonguç Ermen enerji çeşitlerine. Yenilenebilir ve yenilemez enerji. Yenilenebilir enerji mi iyi, yenilenemez enerji mi Bence yenilenebilir temiz yazıyor çünkü. Aynen. Temiz enerji, yenilenebilir enerji. Hidroelektrik barajlar, e, rüzgar enerjisi işte rüzgar gülleri Çeşme'de, meşmede görmüşsündür veya işte yollarda görmüşsündür. Güneş mesela Tonguç Hocam, güneş enerjisi güneş panelleri var hocam Aynen. Bizim. Antalya'da mesela bütün evlerin üzerinde su ısıtıcısı olarak güneş panelleri kullanılıyor neredeyse. Biyokütle enerjisi can işte e, mısırlardan üretilen yakıtlar, biyo yakıtlar ve bio e, dediğimiz canlıların atıklarından ve artıklarından elde edilen diyoruz. Fosil yakıtlarsa yenilenemez enerji. Tonguç Erman fosil yakıt deyince ne aklımda geliyor biliyorsun. En önemlisi petrol. Biz petrolü çıkartıyoruz ve bunun yanından e, petrolün yanında bir de doğal da çıkartıyoruz yer altını kaynaklarımızdan kaynaklarından hatta doğal gazımız bulundu. Aa. Tebrik ediyoruz herkese doğal gazımız bulundu Karadeniz'de doğal gaz. Doğal gazı bulunduğumuzu... para ödemiyoruz değil mi hocam? İnşallah şarkı. evet ödemiyoruz İnşallah da ödemeyeceğiz Hiç, hiçbir zaman inşallah bu Arap ülkeleri gibi. Böyle ben tamam... şu an yazım bile olsa yakıyorum. Hocam Aynen doğalgazım. artık en gireceğiz son güne <laughs> <abi. gülüyor> Araplar gibi. Gerçekten hocam, <laughs> ben doğal açtım evde sürekli kombi açık yatıyorum yani yapacak Harikasın. bir şey yok. Harikasın. Dolayısıyla gerçekten. Monsar klima masrafı geldi. Hayır saçma ama yani. Ya. Doğalgaz, petrol, kömür, kömür bu yakılması çok fazla e, zararlı gaz çıkardığı için e, kötü aslında. Bunlara biz fosil yakıtlar diyoruz bu arada bu üçüne fosil yakıtlar. Bu da nükleer enerjide aslında nükleer santralde kullanılan ve inanılmaz büyük bir enerjiye sahip atomun çekirdeğinin içerisindeki enerji. atomun çekirdeğinin içine kadar iniyorlar ve bu da uranyum gibi böyle radyoaktif maddeler kullanılıyor. Burada da çok büyük nükleer enerji santrallerimiz var Türkiye'mizde. Baktığınız. Şimdi hayvan hücresi organlarına bakın. Neden hayvan hücresi? Çünkü bitki ve hayvan hücresini ayırıyoruz sonuç olarak. Hayvan hücresi dediğimiz zaman bitki hücresinden temel farkı şöyle görüyor musun? Bak Bitki hücresinin etrafında... daha kare gibi. At, evet birazcık daha köşeli. Ve etrafında bir tane daha katman var. Şöyle bir katman var. Bu katman ne diyoruz sonuç biliyor musun? Katman. Hayır. Hücre duvarı diyoruz. Hücre duvarı diyoruz. Yani hücrelerde e, aslında üç tane temel yapı var. Bir en dışarıdaki ne abi? Zar. Hücre zarı hücre zarı var. Sonra içerideki stoplazma ve organeller var. Bir de ortada ne var Çekirdek. Var. Harika çekirdek var. Hücre zarı, çekirdek ve arasındakiler. Arasındakiler stoplazma diyoruz. Şimdi aynı şey bunda da var Tomuş Bey. Hücre zarı, hücre zarı, ee, zarı, çekirdek, çekirdek, ...ve arasındakiler gider. Evet. Ama bir de bunun içinde de hücre duvarı denilen sağlam Aa. bir yapı var. O yüzden köşeli oluyor genellikle. Hayvan önce de yuvarlak oluyor genellikle. Hayvan kendini koruyabiliyor mu? Bitki koruyamaz yani. Aynen öyle. Bitkinin hayır hayvanın kemiği var ama bitkinin kemiği yok. Ha. Ayakta durabilmesi için koskocaman ayakların, ağaçların bu şekilde hücre duvarları gibi böyle sert yapılara ihtiyacı var. Şimdi tonguç amip hayvan hücresi dediğimiz e, o, ...ek o çekirdek var dedik. Çekirdek organelimiz. Hayvan hücresinde ve bitki hücresinde bazı organeller zaten ortak ama Başlıyorum organizma. Endoplazmik retikulum. İlk hemen sana söyleyeyim. Taşıma. Taşıma. Mitokondri. Enerji. Enerji, enerji. Harika. Ve solunum. Solunum dediğimiz şey de yapıyor. Koful. Depo. Depo organelimiz. Sentrozom. E, bu arada bunu birazcık hatalı çizmişiz. Hemen şöyle yapalım. Minecraft gibi çizmiş evet. Şöyle bir yapı aslında. Şöyle şöyle tübüller var burada anlatırım ileride sana merak etme. Burada tübüllerle böyle iki tane bir ikiz gibi düşün böyle. E, sentrozom dediğimiz şey hücre bölünmesi. Hücre bölünmesinde yardımcı olan bir organel. E, ama sadece hayvanlarda var. Bak buraya bir not. Sadece sadece hayvanlarda var. Çünkü e, aslında bu e, şeyde bitkilerde farklı bir yöntem kullanılıyor. Dolayısıyla sadece hayvanlarda olan sentrozommuş burada. Bitkilerde var, hayvanlarda var. Bitkilerde var, hayvanlarda var. Bitkilerde var, hayvanlarda var. Bütün canlı, bütün, bütün, bütün. Bu evet. inanılmaz önemli. Bu da nedir Tonguç Erhan Bey? Protein sentezi. Protein. Protein desen yeter. Ama protein sentezi desen daha da havalı olur. Protein üretiyor aslında bu. Ve bütün canlılarda var. Lizozom dediğimiz şey Leziz. hücre içi sindirim dediğimiz şey ama hücre içi sindirim. Yani yemekleri yedikten sonra hücre hücre bir canlı gibi bu arada. Yani resmen küçük bir canlı gibi. Senin minyatürün gibi düşün bu. Bu her şeyi yapıyor. Bana da benziyor. Sindirim yapıyor, protein üretiyor, bölünüyor, çoğalıyor. E işte depoluyor bazı şeyleri, enerji üretiyor kendi kendine. İç hücre iç taşıma yapıyor, salgı paketleme yapıyor. Salgı mesela tükürük salgısı veya Paketleme, bazı e, şeylerin paketlenmesini sağlıyor. Kargo ve taşımacılık. Aynen. Hayır taşıma bu. Aa. Taşıma bu. Paketleme dediğimiz şey. Bu paketliyor, bu taşıyor. Zaten. Aynen. Ee, çekirdek dediğimiz şey Tonguç Eren Bey'in ee, zaten hücrenin yönetim merkezi ve içinde ne var biliyor musun? E. DNA. Deoksiribon De 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 nükleik asit var. LGS'de bu mu çıkacak hocam? Kesinlikle. LGS. DNA en fazla çıkan ünitedir diyebilirim. Peki. Dolayısıyla hayvanlarda bunlar var. Peki bitkilerde bakalım. Bitkilere baktığımız zaman Tonguç'um. Endoplasmik aynı. Bir daha yazmıyorum. Mitokondri aynı, koful aynı. Kloro oha, bu ne be? Bu sadece bitkilerde olan ve fotosentez yapan bir e, organel. Sadece bitki ve ne yapıyor tonuş heran beyim? Fotosentez yapıyor. Fotosentez dediğimiz şey nedir? e, ee, bitkilerin... Ya, besin üretimi. Harikasın besin üretimi. Ribozom dediğim şey aynı şey zaten protein sentezi. Lizozom ee, sindirim. Ama burada birazcık daha ilkel. Bitkilerde birazcık daha ilkel. Sindirim çünkü çok fazla yemek yemiyorlar bitkiler. Ağzı yok çünkü. Golgi cismi yine baktığımız zaman çünkü yine salgı paketi. Bu yine aynı yönetim. Yine DNA var bunlarda. Dikkat edelim buradaki farklı olan şey ne? Sadece bitki olan kloroplast bir de sadece hayvan olan sentozom. Buraya anladık mı? Anladım hocam. <laughs> Arkadaşlar ne diyor yorumlarda? Hocam şu anda peki mikroplar hayvanlara mı giriyor demiş Soft Queen. Bu arada bitkilerde çok enteresan bir şey var. Koful daha büyük, büyük ve az sayıda. Hayvanlarda ise koful küçük ve çok sayıda olan bir organel. Yani bunlardan, e, kofuldan bak eşek kadar bir koful görüyor musun? Bu Niye buyuruyor musun? Bu su depoluyor bitkiler. Aa. Suya ihtiyacı var ya, suyu kaybetmiyorlar. Su, su depoluyor için daha büyük kofullara sahip. Geldik o zaman hadi bakalım organelleri de gördükten sonra çünkü bunlar önemliydi bu organeller önemliydi bilmemiz gerekiyordu. Evsel atıklar ve geri dönüşüme baktığımız zaman evsel atık nedir Tomuç biliyor musun? Evde yiyip içip batırdıktan sonra dışarı attığımız pislikler. Hayır geri dönüştüremeyeceğimiz atıklar ha. mesela muz kabuğu geri dönüştüremiyoruz veya işte sallıyorum ee işte besin atıkları peynir işte bilmem bunlar geri dönüştüremiyoruz. Zaten bunlar yok olup gidecek, küflenecek doğada yok olacak yiyecek ama geri dönüştürebileceğimiz at bazı atıklar var. Plastikler mesela. Plastik, kağıt, cam, metal. Şu işareti gördüğün zaman hatta ben sana daha da güzelini çizeyim. Aynen şöyle, ortama dönüşüyor. Şöyle bir, şöyle, şöyle. Yani şu okları görüyorsun. Bunlar aslında dönüşüyor. Böyle böyle dönüşüyor. Şu işareti gördüğün zaman tomuşanım. Aslında ne oluyor evlenmem? Bu geri dönüşümün işarettir. Bu geri dönüşüm işareti birçok yerde olabilir. Kağıtların geri dönüşümü, plastiklerin, camların ve metallerin dönüşümü. Kullandığınız yapıyoruz. kağıtları geri dönüşüm atıyor musunuz? Şu kağıtların hepsi geri dönüşüme gidiyor. Bu arada onu da söylemek istiyorum çünkü bu geri dönüşüm sayesinde de ülkemizin ekonomisine e, katkıda bulunuyoruz. Çünkü geri dönüşüm ham madde tasarrufu sağlar. Ham madde tasarrufu. Bu kağıtların ham maddesi nedir biliyor musun... Ağaç. Ağaçtır. İşte ağaçların kesilmesine engelliyoruz biz bu kağıtları tekrar tekrar kullanarak. Tekrar geri dönüşüme vererek. Plastik de aynı şekilde plastik üretimini e, engelliyoruz. Çünkü sürekli plastik üretince bir sürü çevre kirliliği ulaşıyor. Metaller de aynı şekilde veya camlar da aynı şekilde diyoruz. Peki hadi bakalım o zaman aşağıda verilen organ görevleriyle eşleştiniz demiş. Bakalım. Endoplaz bir kötükülüm. E, taşıyordu er taşır. Evet hemen. Hücre içinde madde taşıması sağlar. Endopazik örüyorum, evet. buraya A yazıyorum, süpersin. Ben E, R diye koydum. Golgi cisimci. Bir cisim yaklaşıyor hocam. Salgı, paket. O zaman buraya da B diyorum. Salgı evet. üretimi sağlar. Mitokondri. Mitokondri. Ee, enerji üretir. Enerji, mitokondride yatırıyorsan hatırlıyorsan. Lizozom. Sindirim. Nerede bu? Peki hangisi? Dört. O zaman buraya da D yazıyorum Tonguç Eren Bey'im. Ribozom. Ee, protein sentezi yapardı. Protein. Protein üretimi sağlar. Evet, buraya da E yazıyorum Tonguç'um. Sentrozom. Ee, hücre bölünmesinde Hücre bölünmesi görebilir. görebilir O zaman buraya da F yazıyorum Tonguç'um. Koful. Koful apaçhiydi ya hiçbir şey. <laughs> ne ya şey depo salardı depo koful demekti unutmayalım. O zaman buraya da G yazıyorum tufur, Tonguç'um. Tufur gibi evet e kloroplast. E yaprak besin, besin üretimi demek. Fotosentez demek. Aman i̇şte dikkat ediyorum. Bravo diyorum sana. O bir bulmacamız varmış. Yanındaki bulmaca çözülmüş Evet toprak kayması. Heyelan. Harika hemen heyelan ne yazıyoruz? Buradan bir, bir. He, ye. Fotoğraftaki ünlü. Lan, harika. Eee... Mısır'ın güneş tanrısı. Ra. <laughs> su taşkını. Sel. Evet, su taşkınına baktığım zaman sel. Harikasın, bravo diyorum sana. Yer kabuğundaki sarsıntı. Deprem. Allah korusun, Allah uzak tutsun. Allah'ım ya Rabbim diyoruz. Çünkü e, gerçekten bilinçsiz bina yapıyoruz ne yazık ki. E, evet, bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları ve gübrelerin oluşturduğu kirlilik. Toprak kirliliği. Mükemmel bir Nasıl? Ha? ha toprak kirliliği evet. Buraya toprak yazıyorum. Ben de bütün hepsini yazarım zannettim. Evet evet görüyorum. Magmanın yer kabuğundaki çatlakların dışarıya püskürmesi. Evet. Yer kabuğundaki çatlakların dışarıya püskürmesi. Volkanik patlama. Evet evet. Wow wow wow. Gerçekten Bu kadar uzunmuş hocam. İnanılmaz. Wow. Volkanik. Volkan diye arkadaşım var mı? Evladım benim. Volkan diye arkadaşım var hep patlıyor hocam derse. Evet. <laughs> Saçma. Yani gaz çıkarıyor ve biz kaç Ay Sıcak mı soğuk havanın aniden yer değişmesi havanın dönmesi. Hortum. Hortum. Harika. Yani e, dönen bir e, Hadi bakalım o zaman. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yorumlayın. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.